Murat, biz çiçekçiyiz. Bir fantazini anlat. Bir meslekle alakalı çiçek hikayelerimiz var bizim bir sürü. Bir tanesinin sevgilisinin çiçeğini karısına, karısının çiçeğini sevgilisine götürdük 14 Şubat'ta. Hemen gittim eşine. Dedim abla dedim çok yoğunluktan sana başka birinin çiçeğini getirmişler. 10 numara bir çiçek yaptım. Dedim ki asıl senin çiçeğin bu. Onu verdim. Ondaki çiçeği aldım ötekine gittim. O sırada işte kız arkadaşım sürekli arıyordu beni. Ne var be ne var dedim. Açtım telefonu. Dedi arıyorum arıyorum niye açmıyorsun dedim. Böyle böyle bir olay geldi başımıza. Adam dedim karısının çiçeğini sevgisine getirdik. Aa sen dedi aldatmaya dedi demek ki dedi insanlara yardımcı oluyorsun dedi. O bunu aldatmayacak, o bunu aldatmayacak. Biz bizim taş mı yiyeceğiz? Sen pezevenk misin? Kalbinizi kıranlara söyleyeceğiniz son cümle ne olurdu? Siktir git derdim. Allah bin türlü belanı versin. Allah seni alsın. Problem yok kardeşim. Orada bir tane can çekişen kadın var. $200 10.000 liralık güldü. Kendimi enayi gibi hissediyorum ama. Leylek sesi gibi değil mi? Oğlum siz uyuşturucu mu aldınız lan? Ne iş yapıyorsun? Diş kliniğinde çalışıyorum. Bunları geçen hafta konuştuk. Sen saçların beyaz yoktu o zamanlarda. Ha, bir haftada beyazladı. Onlar gerçek beyaz mı? Evet, geçen hafta da vardı. Renk atmışsın gibi duruyor. Orijinal. Sen benim eski sevgilim gibi davranmayı bırakır mısın? İdeal eşini tarif et. İnsan evladı olsun yeter ya. Bayağı seçilsin hayatım. Maymunla çık, bekle biraz, o yavaş yavaş insan olur. Senin ne çadı? Ben eğlenmeyi çok seviyorum. Beni ben yapan tek şey neşem herhalde. Senin ne işsiz? Ben çok gülüyorsam tamamım yani. Siz bu arada çok tatlı bir grupsunuz. Üçünüz de çok gülen, hayatın farkındalığı yüksek. İki kişi daha vardı ama arkada oturuyorlar. Siz niye konuşmuyorsunuz? Niye arkada oturmayı tercih ettiniz? Öyle mi aldılar? Yok, geç kaldılar. İşten çıktınız geldiniz değil mi? Evet. Fantazinizi anlatın. Bazen böyle çok öfkelenince elimdeki bir camı böyle öfkeyle parçalayasım geliyor. Vitrinleri aşağı indiresim geliyor. Çok mükemmeliyetçiyim sanırım, biraz fazla. Bunu mükemmeliyetçilik olarak özetlemem. Mükemmel oluyorsun. İnsanları paramparça edesim geliyor. Yani herhalde çok titizim. Güzel kıza ver mikrofonu. Senden bahsediyorum. Güzel deyince inanamadı, özgüvensiz. Hoş geldin bebişko. Hoş bulduk. Adın ne? Arzu. Arzu kimle geldin? Sevgilimle. Aferin lan. Arzu'yu mu ayarladın bu tiple kardeşim? Helal sana. Sağ olun. Neden kötü yola düşmüş gibi sesin şu an? Azerbaycan'dan herhalde. Biz Azerbaycan'dan geldik. Ailemin haberi yok. Benim için mi geldin Azerbaycan'dan? Aynen. Evet. İyi alkışlayalım ikisine. Peki fantazinizi anlatsanıza Azeriler. Kimsenin haberi yok burada olduğumuzdan Türkiye'de. Bu sıçma hikayesi. Benim fantazim zaten oydu. O da gerçekleşti. Ne zamandır çıkıyorsunuz? 6. ay oldu. Nasıl ayarladın peki? Nasıl ikna ettin? TikTok'tan. Ben salonda çalışıyordum manikür. Sonra TikTok'ta daha çok para gördüm. Onu bıraktım, TikTok'a girdim. TikTok'ta para kazanıyor musun? Çok para kazanıyorum. Kimden geliyor para? Tanımadığın insanlardan. Sana para mı atıyorlar? Hediye atıyorlar, onlar da para oluyor. Ne yapıyorsun da para atıyorlar sana? Canlı yayın yapıyorsun, oyun oynuyorsun, oradan da sana hediyeler geliyor. Ha, dans ediyorsun. Yok, dans etmiyorsun, öyle oturuyorsun. Gerizekalı mı oğlum bunlar? Onlar kuzenimiz. Evet, ne anlatmak istiyorsunuz bize? Ben sevgililerimin parasını yemeyi çok seviyorum. Oo, onurlu adam. Hatta bundan önceki sevgilim parasını yedim ve bu benim sıçış hikayem oldu. Niye? Şimdi bunun telefonu vardı bir tane. Sattık onu yazın. Tatile falan gittik. Ondan sonra ayrıldık abi geçenlerde bununla. Biz bu parayı beraber yedik diye abi ayrıldıktan sonra babama yazdı bu. Haklı, evet. Babamdan parayı istedi abi. Verdi mi babam parayı? Vermedi. Olan kız oldu. Bu hikayede sıçan yine kız olmuş. İnsan olsa bari zaten yarısını ister paranın. Beraber yedik çünkü. Şu an aşırı karaktere görünüyorsun biliyor musun? Vallahi sağ olasın. Konservatif verdim mi sana? Vermedin abi. Vermeyeceğim. Var veririm satarsın. Hoş geldiniz bebişler. Hoş bulduk. Adın ne? Gözde. Ne iş yapıyorsun Gözde? Ben çalışmıyorum. Eşim tarafından da konuşmama yasağı geldi. Ha, niye konuşmana izin vermiyor? Dedi ki sen konuşursan bokunu çıkartırsın. Bir şey olmaz, sen konuş, ben sana söylerim bokunu çıkarırsın. Duru, eşimin ismi de Serdar. Böyle ADS dövmesi yaptıracağım. Eve gittim, dedim ki ya çok güzel bir dövme yaptırdım. İnanılmaz dedim işte ADS falan. Kızım dedi Adana Demirspor'un amblemini yaptırmışsın dedi.